Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber WebTracing'in kullanımı nedir? Anlamını göstereceğim. Hem kullanımını da göstereceğim size karşı. İsterseniz direkt başlayalım. Arkadaşlar WebTracing biliyorsunuz ki nedir dersiniz. Ve bilgisayarlarımızda genellikle hem bilgisayar hem mobil cihazlarımızda kullanılıyor ve ziyaret ediliyor. Bir web arayüzüdür arkadaşlar. Ve genellikle insanlarımız çok yoğunlukla internete giriyor. Web tarayıcılığına giriyor ve günlük hayatlarının yarısını aslında buna veriyor diyebilirim arkadaşlar. Web tarayıcılığı bunu diyebilirim. Bir şey bulamadım. Size arkadaşlar web tarayıcı imkanlar sağlıyor. Bir şey bulmanızı sağlıyor. Aklınıza ne geçiyorsa artık, yani bir şey merak ettiğiniz zaman web tarayıcılığına girip oradan istediğiniz şeyi öğrenebilirsiniz. Direktmen gelirsek, web tarayıcının genel özellikleri gelirsek arkadaşlar, web tarayıcı internet sayfası görüntüleme amacının yanı sıra bünyesindeki özellikler sayesinde kullanıcıların daha kolay bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Yani size bir kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Herhangi bir şeyi sağlıyor. Aklınıza ne geliyorsa artık. Adres çubuğu size şöyle göstereyim size arkadaşlar. Adres çubuğunu. Biliyorsunuz Google Chrome şu anda burada açık. Hazır Fenerbahçe'yi görüyorsunuz. Mesela arkadaşlar ben kazaren katılımcı Fenerbahçe'ye bastım istemeden. Ben geri sayfaya gitmek istiyorum. Ben bilmeyenler için söylüyorum. Şuraya basıp biliyorsunuz bakın geri dönmek için tıkla. Geçmişi görmek için tıklayıp tut. Ama ben geri dönmek istiyorum sadece. Geri dönüp bakın yine o sayfaya, geri sayfaya geldim. Ama diğer sayfaya gitmek istiyorum. Demek ki sayfaya gitmek istiyorum. Tekrardan ilerlemek için gidiyorsunuz. O katılımcı Fenerbahçe'ye geliyorsunuz arkadaşlar. Böyle diyeyim aslında size. Adres bu. Buna denir. Olduğunuzda sayfa çöktü diyelim. Ya da sayfa çöktü değil aslında. Sayfa dondu. Buradan yenileyebilirsiniz. Sayfayı yenileyip kendini düzelecektir. Ardından arkadaşlar açılı sayfası aslında tam buna denk geliyor. Açılı sayfası da burada. Fenerbahçe var. Bakın buna bastığınız zaman açılı sayfası buna deniliyor. Bu da size kolaylık sağlıyor. Kısa kısa bilgilerle sunuyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar kolay bir şey artık. Günümüzde aslında kolay bir şey. Eskiden zor diyebilirim. Ve istediğiniz bu açılı sayfanın daha sonra istediğiniz göre kişileştirebiliyorsunuz. Ve yer ilimlerine gelirsek arkadaşlar, mesela bir örnek vereyim. Ben Medcezir'i çok severim ve çok seyredirim Medcezir'in videolarını. Yer ilimleri de şu anlama geliyor arkadaşlar. Arkaya şuraya Medcezir yazmak yeri gerekir falan filan. Medcezir yazmayayım. Kısa yol ekleme var bakın. Buraya basıyorsunuz ve bir at istiyorsunuz. Mesela arkadaşlar buraya Medcezir yazdığımda da arkadaşlar şöyle hemen göstereyim size karşı. Buradan kopyalıyorum. Ardından buradan yapıştır diyorum. Ve buna bastığımız zaman da arkadaşlar gördüğünüz gibi Medcezir geliyor. Artık buraya yazmamıza gerek yok. Buna tıkladığımız zaman direktmen bizi bu sayfaya atacak. Açılırsa tabii internet biraz sıkıntılı. Gördüğünüz gibi bu sayfaya attı. Tek bu sayfada hani istemin tek bu değildir arkadaşlar. Mesela kısa yolu ekle diye dersiniz. Ve buna mesela ben örnek vereyim bir kez daha. Fenerbahçe ile şey yapmak istiyorum diyeyim. Fenerbahçe'ye bastınız arkadaşlar. Kopyala dediniz. Ardından buradan buraya yapıyorsunuz. Burada da Fener diyelim. Ardından Fener diyorsunuz. Buradan gördüğünüz üzere Fener yazıyor. Burada da Medcezir yazıyor. Ve Fener'e bastığım zaman da arkadaşlar bu sayfa yapması lazım bize. Gördüğünüz üzere bu sayfa açıyor ve yer ilimleri de anlamında bu demektir arkadaşlar. Bunu da unutmamanızı tavsiye ediyorum. Gezin. Medcezir yazdığım zaman direktmen çıkıyor. Çıkıyor arkadaşlar. Hep geçmişi böyle demek. Bu resimlere gelecek olursak zaten çok da burası arkadaşlar insanların kullandığı, tercih ettiği web tarayıcıları. İnternet kullanıcıları diyelim. Google Chrome, Opera, Mozilla, Firefox, Etke, Alternet olabilir ve Vizaldi.
Ardından gizli sekmeye gelecek olursak, gizli sekme arkadaşlar web tarayıcının güvenli gezinti yapmanıza yardımcı olan gizli sekme özelliği kullanıcı verileri kayıt altına almadan internet sitesini ziyaret etmenizi sağlıyor. Bakın, kayıt altına almadan arkadaşlar, unutmayın, kayıt altına almadan. Yani şu arkadaşlarınızdan mesela bir tane arkadaşımız var, onu görmek istemediği bir şey yapıyorsunuz ya da görmesin diyorsunuz, arkadaşının görmesin benim ne yaptığımı falan. Oldu, bir gün arkadaşınız geldi, siz de görmek istemiyorsunuz. Yani şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar, yeni gizli pencereyi açıp buradan herhangi istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Ama unutmayın ki burası kayıt altına alınmıyor. Yani şöyle diyeyim ben size, geçmişe almıyor bunları. Kapattığınız an itibaren bütün her şey siliniyor. Böyle diyeyim size arkadaşlar. Gizli sekme bundan ibaret. Ve eklentiler arkadaşlar. Bu arkadaşlar mini programlar. Yani şöyle örnek vereyim, VPN. Yani mesela bunu nasıl yapabilirsiniz? Göstereyim hemen. Arkadaşlar burada Google mağaza. Buradan web mağazasına giriyorsunuz. Buradan VPN'ye giriyorsunuz. Zaten burada VPN yazıyor. An itibaren çıkıyor. Burası eklentilerdir. İstediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Eklentiler buna deniliyor. Ardından yine bir şöyle bir açayım istedim. Tamam. Ardından arkadaşlar şifre kaydetme. Aslında bunların çok anlamadığım aslında şifre kaydetme galiba şu. Bir e-posta açtığınız zaman arkadaşlar, mesela ben Mert Çizir ne görüyorsunuz. Arkadaşlar mesela burada benim YouTube'da hesabım açık. YouTube'da hesabım açık olduğu için istediğim zaman giriş yapabiliyorum. Yani otomatiksiz giriş yapıyorum. Girdiğim gibi de zaten burada her şeyim kayıt altına alınmış. Bakın abonelerim kimler. Şifre kaydet deyince de direktmen böyle sonuç oluyor. Ben böyle biliyorum. Siz benden daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar. En çok kullanılan web tarayıcıları arkadaşlar gelecek olursak 1900'lü yılların sonunda internet eksponu kullanma sunucusu diye web tarayıcının sayısı arttı. Bunu bildiğiniz isterim. Ve Google Chrome arkadaşlar. Ve Google Chrome'da arkadaşlar tavsiye ederim, kullanabilirsiniz. Arkadaşlar Google Chrome 2008 yılında kuruldu. Ve dünyanın en çok indirime sahip olan ve neredeyse Türkiye'nin yarısı Google Chrome'u kullanabilirim. Google Chrome'u nerede bulabilirsiniz? Yani hangi bilgisayarınızda bulabilirim derseniz her bilgisayarda bulabilirsiniz. Hatta televizyonda, bir telefonda bile bulabilirsiniz. Microsoft Windows, macOS, Linux, iOS, Android işletim sisteminde hizmet veriyor arkadaşlar. Opera özür dilerim. Opera browser'a gelecek olursak arkadaşlar, 1995 yılında geliştirilen Opera browser'dır. Google Chrome'dan en fazla kullanılan ikinci internet tarayıcısıdır. Ve bu Opera eklentiler dikkat üzerine çekilmiştir. Yani VPV sanal özel ağ, reklam engelleyici pek çok dahil eklentiler sunuyor arkadaşlar. Microsoft, Windows, Linux, macOS ve Android iOS'larda bulunabilir arkadaşlar. Direkt ben diğerine gelecek olursak Mozilla Firefox, bu da ilk sürüm 2002 yılında çıktı. Mozilla Vakfı tarafından geliştiren bir web tarayıcısı. Açık kaynaklı kodlu bir web browser olan Mozilla Firefox. Genellikle arkadaşlar bunu kullanan kişiler gizliye sahip olan bireylerdir. Bunu kullanan genellikle kişiler ve iş için gizli önem veren kişiler kullanıyor bunları. Bunları da aynı şekilde Windows, macOS, Linux, Android, iOS işletim sistemlerinde kullanabilir. Ve Safari browser'a gelecek olursak arkadaşlar, Safari browser çok, yani bunlarda sadece iPhone'lar için geçerlidir. Çünkü Apple'ın yapımıdır. 2003 yılında sunulmuştur. Ve bu sadece macOS ve iOS'larda bulunuyor. WebKit yerleşim motorunu temel alan Safari Browse, Apple ekosistemdeki cihazlar için yanın bir kullanıcı deneyimi sunuyor arkadaşlar.
Bunu da tavsiye ederim tabii ki de. Microsoft eski kimileri biliyor. 2016 yılında sunuldu arkadaşlar. Markanın bundan önceki web browser ünlü Microsoft Explorer yerini alıyor arkadaşlar. Bu Microsoft Windows işletim sisteminin internet Explorer'a göre bağlantısallık özelliğiyle farklılaşılıyor. Arkadaşlar bunlar da eklentisi de şöyle diyebilirim, Microsoft Store aracılığıyla sunulan eklenti marketinde tarayıcı öne çıkan özelliği arasında yer alıyor. Ve arkadaşlar Yandex Browser'a geliyoruz. Yandex Browser bile bu 2012'de sunuldu ve şu anda Google Chrome'un rakibi diyebilirim. Ve Chromium'un açık kaynak projesi ve bu Yandex eklentisi de harita eklentisi ve antivirüs yazılımı gibi eklentiler yapıyor. Yani öne çıkıyor. Bunlarda da tabii ki de mobil tarafından Android ve iOS'ta bulunabilir. MacOS işletim sistemlerinde bulunabilir. Yandex'i de tavsiye ederim. Arkadaşlar Vivaldi, ben de ilk defa duydum ama Vivaldi'nin 2016 yılında duyurulan ve 2016'da sunuldu ama Vivaldi'nin en çok hani dikkat çeken özelliği de yeni sunduğu an itibaren çok iyi bir kitleye sahip olması dikkati çekiyor. Çünkü çok iyi bir anda kitlesi oluştu. Ona da çok girenler var hani Vivaldi'ye. Ve Opera'nın eski CEO'su John Stephenson ve Montez Hammer kurucusu, bunlar ikili kurucusu oldu Vivaldi'nin grubusunun. Arkadaşlar bu tasarımın işte isteği doğrultusunda şekillenmesini sağlayan geniş özelleştirme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bu arkadaşlar fare, kılar ve kısa yolları da ürünü diğer tarayıcılara göre farklı özellikleri arasında da yer alıyor. Vivaldi Browser, Microsoft Windows, MacOS, Linux, Android işletim sistemlerine sahip olunabilir arkadaşlar. Ve arkadaşlar web tarayıcı kullanırken dikkat etmemiz gerekenlerden biri şu olması lazım. Her dosyanın indirilmemesi lazım. Çok dikkat edilmesi lazım arkadaşlar çünkü bilgisayarınıza virüs bulaştığı gibi kurtulması da zor oluyor. Aynı şekilde telefonla içine geçerli. Örnek vereyim mesela arkadaşlar. Ben mesela FIFA 20 indirmek istiyorum ama daha belli olmamış bir bilgisayara daha çıkmamış olan bir